İyi geceler arkadaşlar. Model şirketimiz Say Yenilebilir Enerji Sayas. Bir arkadaşımız talepte bulunmuştu. Ben de git bak bakayım demiştim. İhracatlarını, ithalatlarını açıklamışlar mı? Yurt dışı ticaretlerinin rakamlarını vermişler mi diye. Üşenmemiş, gitmiş bakmış. Say Yenilebilir Enerji'nin dış ticaret işlemlerini öğrenmiş. Galata Wind istemiş aynı zamanda. Onda diyor gözükmüyor diyor. Galata Wind. Şu borsaya yeni kota olan şirketlerden. Niye yurt dışı ticaret işlemleri yok muymuş? Yurt dışına ihracat yapmıyor muymuş? Mal satmıyor muymuş? O yüzden mi yokmuş? Şimdi arkadaşlar... Şirketi değerlendireceğiz. Borsa düşüyor mu? Borsa düşüyor mu arkadaşlar? Yoksa şişirilen, spekülatif olarak şişirilen fiyatlar olması gereken değerine doğru mu artık çekilmeye başladı? Evet, birçok şirkette şişirilmiş fiyatlar vardı. O fiyatlar şimdi olması gereken değerine doğru yürüyor. O kadar çok şişirilmiş fiyatlar vardı ki, hani borsamız ucuz diyorlardı. Güçlü bilançolar deyimi gibi o da sallamaydı arkadaşlar. Nasıl bilançolar tamamı güçlü değilse, tamamı güçlüymüş gibi size ifadeler kullanılmış olsa da borsamız ucuz derken 3-5 tane ucuz kağıt söz konusuydu. Birçok hisse olması gereken değerinin üzerindeydi. Şimdi bu borsa yorumcuları aynı spor yorumcuları gibi arkadaşlar. Bir haftada U dönüşlerini çok güzel yaparlar. Şimdi geçen hafta vatandaşın bir tanesi ekonomi kanalında efendim işte bu şirketler burada üretecekler. Bu şirketlere bir şey olmaz. Bunlar yapacaklar, edecekler, gidecekler. O yüzden borsa yükselecek diyordu. Kimse şirketlere bir şey olur diyen yoktu ki. Yani alıcı olursa, mal satarsa şirket üretir. Satamazsa fazladan niye üretsin, masraf yapsın? Arz talep meselesidir. Elbette şirketler batmaz. Kör satıcının kör alıcısı olur. Ama okyanus bitti. Okyanus bitti. Bak yukarıdan çığ düştü. Çığı bilirsiniz değil mi arkadaşlar? Yukarıdan böyle bir kopar. Leblebi tanesi kadar, nohut kadar. Yukarıdan bir parça kopar. Aşağıya doğru yavaş yavaş büyüye sonra bir hızlanır. Aşağıda artık nerede patlarsa. Yukarıdan çığ koptu. Tabii geçen hafta söylediklerini bu hafta efendim diyor şimdi bakın. Abi ya yaka cebinizde de hazır ya. Vallahi bravo size ya. Ya imreniyorum biliyor musunuz? Yani böyle bir anda bu kadar kıvraklık, bu kadar esneklik. İnanın yani herkesin harcı değil. Bu haftada diyor ki. Geçen hafta borsaya yol verdi, gidecekti. Bu haftada diyor ki, yav diyor bir bak bakalım diyor. Senenin başında diyor işte 4400'den diyor 8000 küsüre gelmiş diyor.
Bak 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 bak. Abi geçen hafta şirketler batmaz diyordum. Bu borsa gider diyordum. Kısacık zamanda %100 gitmiş borsa. 4000'den kendin söylüyorsun 8000'e gitmiş. Bu hep böyle gitmez ki. Hani bu daldır okyanusa at kovayı, çek suyu doldur. At kovayı, çek suyu doldur. Okyanus değil abi burası. Burası okyanus değil. Burada bir iktisadi kural var. Bir ekonominin işleyişi var. Nereye yani? Şimdi bu haftada diyor ki aynı kişi hemen kılıfa, yani minareyi sığdırdı. Bak diyor. Yılbaşında diyor bu diyor. 4000'lerdeydi diyor. 8000'lere gelmiş diyor. Diyor bunun diyor bir kar realizasyonu olacak diyor. Geçen hafta yoktu bu. Borsa düşmeye başlayınca mı oldu? Geçen hafta millete mal kitliyordunuz. Bu şirketler devam eder, gider, uçar, kaçar. Millete mal kitliyordunuz. Niçin bunları anlatıyorum arkadaşlar? Merak ediyorsunuz. Mesela ben bunu 11. ayda yapmışım. 11. ayda yapmışım. Yaptığımda kağıt fiyatı 109 liraymış. 7 Kasım'da yapmışım. 109 liraymış fiyat. Şu anda bugün borsayı 83 liradan fiyatlanarak kapatmış. Olması gereken fiyatına gelmiş. Bakın düşmemiş. Ama 109 liradan, 110 liradan artık en son nereyi gördüyse bu ederinin üzerinde fiyatlanan spekülatif bir veya bir beklenti içerisindeki fiyatlamaydı. Şimdi ne oldu? Bu kağıt düşmedi ki. Bu kağıt ederine geldi. Ha, bununla birlikte bu sefer ederinin altında olan ama hakikaten güçlü bilançoya göre ederinin altında işlem görenler de bunlara ayak uydurdular. Peki arkadaşlar ne güzel. Gayet güzel değil mi? Yani borsa hisse senetleri yukarıdayken hisse senedine yatırım yapılmaz ki, nasıl para kazanacaksınız? Yani telefon, X telefon ederinin altına ucuzlanmaya başladığında, dumping yapıldığında gider alırsın. Yok satılırken kara borsadan gidip telefon almak akılcı değil ki. Telefon bollaşır, ucuzlar. Gider telefon alırsın. Telefonu örnek veriyorum. Araba olabilir, televizyon olabilir, buzdolabı olabilir. Yani hisse senedi alırken de iktisadi ve ekonomik kurallara uyarak hareket edilmesi gerekiyor. Ama tabii borsa yorumcuları size borsayı öyle bir güzel takdim ediyorlar ki maşallah. Tabii karar yatırımcının kendisine. Şimdi bakın arkadaşlar, gene bir şeyi göstereyim. Yani bunların üzerinde ısrarla duruyorum. Hani finansal okurluk ya arkadaşlar. Bakın alfabesinden, en basitinden başladınız. Finansal okur, yani bir şeyi okurluğunu öğrenebilmeniz için önünde bir yazının olması lazım. Bir harf olması lazım. Harfler olması lazım. O harfleri yan yana dizeceksiniz. Heceyi yapacaksınız değil mi? Hecelerle cümle kuracaksınız. Okuma yazma bu şekilde oluyor. Finansal okurluk da böyle. Yani ne kadar sağlıklı, doğru size gösterdim. Borsa İstanbul demiş ki doğru bilgilerle yatırım yapın. Yatırımcıya demiş. İyi de bilgi eksik abi. Bilgiler eksik. Denetleyen de yok. Bilginin eksik olduğunun bilincinde yatırımcı da yok. Yani adam sabahleyin kalkıyor, karnı aç, lokantaya gidiyor. Garson önüne ne getirirse, çorba getirirse çorba, bulaşık suyu getirirse bulaşık suyunu içiyor.
Ya ben lokantaya geldim, buraya para veriyorum kardeşim. Adam gibi çorba içmek istiyorum. Bilincinde değil yatırımcı. Ya da hakkını aramıyor. Müracaat etmiyor. Finansal okurluksa işte diyeceksiniz. Göstereceksiniz kendisini. Ben alfabesinden başladım. Finansal okurluk. Kardeşim, bu şirketin dış ticaret işlemleri var mı? Var. Niçin bizden gizliyor? Niçin şeffaf değil? Niçin muhasebenin ilkelerine uymuyor? Ve siz bunları denetlemekle görevli değil misiniz? Yatırımcı sorduğu zaman bu ne kadar bilinçli, akılcı bir yatırımcı kitlesi oluşursa denetimler o kadar sıklaşacak. Diyecekler ki bir dakika kardeş, biz UFRS demişiz, TFRS demişiz, TMS demişiz, tek düzen demişiz, şunu demişiz, bunu demişiz. İyi de gelen bilgi akışında herkes kafasına göre, ya bunu denetleyecek şirket diyor ki genel kabul görmüş alışkanlık. Hoppala. TFRS'de, UFRS'de genel kabul görmüş alışkanlık diye bir madde var mı? Değil mi? Evet. Şimdi elektrik sektörü arkadaşlar. Şimdi bakın bakalım elektrik sektöründe faaliyet gösteren kaç tane şirket yurt dışı dış ticaret işlemlerinin kamuoyuyla, yatırımcılarıyla paylaşmış. Dış ticaret işlemi olmayan şirketleri tenzih ediyorum. Adamın yok yurt dışına, yurt dışı piyasasıyla ilgisi yok. Yurt dışında işi yok. Tamamen yurt içi. Ondan olmayan bir şeyi isteyemeyiz. Ama olmasına rağmen vermeyenler var. Bak ne güzel vermiş. Bak şimdi şiir gibi. Şiir gibi yurt içi satışı, yurt dışı satışı, ihracat geliri, ithalat giderleri. Bak ne güzel arkadaşlar. Yani yatırımcıya bir çuval pirincin içerisinde bir tane arayacağı beyaz taş bırakmamış. Veriyor. Ama finansal okurluğunda dillerinden düşürmüyorlar. Finansal okurluksa buyurun hadi finansal okurluk. Biz öğrenelim. Ne verdiniz de milletten ne istiyorsunuz? Yani vermediğiniz bir şeyi talep ediyorsunuz. Finansal okurluk için yatırımcıya bir şeyler verdiniz mi, gösterdiniz mi? Evet. 2022'nin 3. çeyreği, 2023'ün 3. çeyreği. Bahse konu olan dönemlerin yurt içi üretici fiyat endeksleri dönem arasındaki düzeltme katsayısı yüzdesi 47-44 olmak üzere toplam aktiflerden değerlendirmeye başladığımızda toplam aktifler içerisinde işletme sermayesinin payı yüzde yaklaşık 95'ten yavaşça %93'e gerilerken reel olarak işletme sermayesi %37,21 artmış. Toplam aktifler içerisinde sabit kıymetlerin payı %5'ten %7'ye artarken reel olarak %88,5 artış kaydetmiş. Tabii aynı zamanda bir üretim şirketi olması sebebiyle arkadaşlar elektrik sektöründe sizi yanıltmış olmak, yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Üretim sermayesinin payı toplam öz kaynaklar içerisinde 6'dan 7'ye yükselmiş. Toplam aktifler içerisindeki payı da yaklaşık %4'ten %5'e, reel olarak %83 oranında artmış. Kısa vadede üretim kapasitesinde bir modernizasyona
mevcut kapasitesini korumak ya da artırmak için kısa vadede bir modernizasyona veya yenilemeye gereksinim içerisinde olmadığını görüyoruz. Çünkü birikmiş amortismanların toplam aktifler içerisindeki payı %5'ten %3'e gerilemiş. Üretim sermayesinin payı ise toplam aktifler içerisinde %5, 4'ten 5'e yükselmiş. Hani diyoruz üretim şirketlerinde üretim sermayesinin kapasitesinin payı öz kaynaklarının en az %50 olmalı diye ama enerji sektöründe çok emin değilim. Bunu size yanıltmış olmak istemem. Bakalım işletme sermayesinin bileşenlerine, paydaşlarına. Hazır değerlerin payı %18,8'den %36,5'a yüksek oranda belirgin bir şekilde artış göstermiş. Her ne kadar nakit ve nakit benzerlerinin toplam aktifler içerisindeki payı %19'dan yüksek ve hızlı oranda %2'ye, reel olarak %85,5 oranında azalmış olsa da hazır değerleri artıran ana unsur işletmenin elinde bulunan atıl kapasitedeki nakitleri finansal yatırımlarda veya bir başka deyişle menkul değerlerde değerlendirmeye almış olmasından kaynaklanmakta. Toplam aktif büyüklük içerisinde ticari alacakların payı %46,5'dan %36,5'a belirgin şekilde azalırken bu sektörde stokların payı arkadaşlar %25,5'dan %17'ye, reel olarak %7,5 azalmış ama bu sektörde stokların çok önemi yoktur. Çünkü biliyorsunuz elektrik stoklanabilecek bir ürün değildir. Şimdi bakıyoruz ticari alacaklar 46'dan 36,5'a gerilemiş. Stoklarda belirgin bir azalış var. Ticari borçlarına bakalım. Ticari borçların payı da %16,70'den %5,5'a azalmış. Satışların artmasından mütevellit borçların, satışlardan elde edilen gelirle ticari borçların ödenmesi, satışların artmasıyla stokların azalması, satışların artmasıyla ticari alacaklardaki vadeyi kısaltıp peşin çalışmaya başlaması ve ticari alacaklarıyla ticari borçlarının finansını sağlaması nasıl gelişmiş? Hemen satışlara bakıyoruz. Ne yazık ki arkadaşlar. Her ne kadar mutlak olarak satışlar %10,5 oranında artış göstermiş olsa da reel olarak %25 satışlarının azalmasının neticesinde satışlardaki azalış nedeniyle arkadaşlar bir videomda size demiştim ki aktiflerdeki azalışlar pasiflerdeki yükselişlere veya gelir tablosunda. Yani böyle bunu çok açık söylemek istemiyorum arkadaşlar. Bunu da not alın demiştim. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Bakın, ticari alacaklardaki azalışlar, stoklardaki azalışlar ve ticari borçlardaki azalışlar tamamen satışlardaki
azalmadan kaynaklanıyor. Yani şuraya baktığımızda ticari alacaklar azalmış. Niçin azalır ticari alacaklar? İki sebepten ötürü ticari alacaklar azalır. Bir, satışların azalırsa ticari alacakların azalır. Bu bir. İkincisi, peşin çalışır, vadeli çalışmayı bırakırsan ticari alacakların azalır. Niye? Ben vadeli ürün satmıyorum, peşin satıyorum. Peki o zaman ne olur? Öyle bir şey yapmaya kalktığında ne olur? Piyasadaki rekabeti, ortamını kaybetmiş olursun. Gider senden almaz, vadeli satandan alır. Sen de müşteri kaybedersin. Evet, ticari satışlardaki reel olarak azalış, bakın, hem aktifleri hem işletme sermayesini etkilemiş bir durum söz konusu. Şirket 2022'nin 3. çeyreği ile 2023'ün 3. çeyreği bilanço düzenlemesi arasındaki zaman zarfında 332.258.664 TL'lik bir iktisadi varlık artışı sağlamış. Ve duran varlıkların öz kaynaklara oranı %8'den %10'a, reel olarak 88,5 oranında artış göstermiş. Peki bunu nasıl finansını sağlamış, nasıl fonlamış, bakalım bunu varlık aktiflerin varlıkların finansmanında toplam kaynaklar içerisinde kısa vadeli yabancı kaynakların payı %30'dan %20'ye gerilemiş. Kısa vadeli borçlar niçin azalmış? Satışların azalmasından mütevelli azalıyor. Yani bir tabii ki bir miktar borç ödemesi de var da satışların artırarak bir borç yapılandırması çok düşük. Varlık finansmanında toplam kaynaklar içerisinde uzun vadeli borçların payı ise %6'dan %9'a, reel olarak %117,5 artış göstermiş. Varlık finansmanında toplam borçların payı yaklaşık %36'dan %29'a gerilerken öz kaynakların payı %64'den %71'e, reel olarak %55,5 oranında artmış ve işletmenin öz kaynakları toplam borçlarının yaklaşık 2,5 kat üzerinde seyretmekte olup finansman açısından oldukça güçlü. Kısa vadeli yabancı kaynak paydaşlarına baktığımızda maliyeti yüksek finansal borçlar stabil kalmış. Ticari borçları yüksek oranda azalmış. Daha kapsamlı, daha detaylı inceleyecek olduğumuzda önce yabancı para pozisyonuna bakıyoruz. İşletme yabancı para pozisyon açığı taşımamakla birlikte olası bir ani kur döviz ataklarında yabancı para riski taşımakta. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyine baktığımızda gayet başarılı ve olumlu bir performans sergilemekte. Finansman kaynaklarında kısa vadeli değişikliklerde finansmanda öz kaynağın katkısı %11 oranında artarken borçların payı %20 oranında azalmış.
Öz kaynakların borçları oranı %38,5 oranında artış kaydetmiş. Net işletme sermayesi %133 oranında artarken maliyeti yüksek finansal borçların payı %37,5, net maliyeti yüksek finansal borçların payı hızlı ve yüksek oranda %276,20 oranında artış kaydetmiş. Bunlar da zayıf ve zayıf yönleri, eksik tarafları, aksayan tarafları. Ama finansmanda öz kaynağın katkısı, yabancı kaynakların azalması, öz kaynakların borçlara oranının artışı, net işletme sermayesinin yüksek oranda artışı, bunlar güçlü, olumlu tarafları, ama diğerleri de olumsuz tarafları. Ve ticari alacaklarıyla ticari borçlarının finansını sağlaması da çok yüksek. %133 oranında artış göstermiş. Bu da bir başka güçlü ve olumlu tarafı. Gelelim öz kaynaklarına. Toplam öz kaynaklar içerisinde kümülatif karlılık payı çok hızlı ve yüksek oranda artarken dönem kar payı kısmen artmış. Devamlı sermaye belirgin şekilde artmış, fakat öz sermaye karlılık payı kısmen de olsa geriye gelmiş. Toplam öz kaynaklar %17 oranında ödenmiş sermaye, %119 oranında da içsel sermaye yaratım, geçmiş yılların karı, dönem karı ve dağıtılmamış yedek akçelerden oluşmakta ki dağıtılmamış yedek akçeler reel olarak %553 oranında artış göstermiş. Hemen şirket ve ortak karlılık oluşumuna bakalım. Şirket karlılığı %36,5 oranında azalırken ortak karlılığı ondan daha hızlı oranda %44,5 azalış göstermiş. Şirket karlılık oluşumuna bakalım. Satış sürümleri %46,5 azalmasına rağmen satış karlılığı %18 artmış. Katkı payı yüzdesi çok minik de olsa %0,15 gerilerken emniyet marjı %1,5 oranında azalmış. Ortak karlılığına bakalım. Borçların öz kaynaklara oranı %28 oranında azalmış. Varlık karlılığı %36,5 oranında azalırken borç maliyeti yüksek ve hızlı oranda %4560 gibi yüksek oranda artmış. Net ortak karlılığı %59 artmış. Karlılık kaldıracı %156'dan %136'ya gerilemiş. Güçlü bir bilanço değil, vasatın altında bir bilanço karşısındayız. Gelelim gelir tablosuna. Evet. Şimdi net dönem karına bakalım. 21,5'tan 42,5'a çıkmış. Şimdi nasıl olmuş? Ne dedik? Şirketlerin kar elde edebilmesinin 3 temel koşulu var. 1. Satışlarını artıracaksın. 2. Maliyetlerini düşüreceksin. 3. Katkı payı yüzdeni artıracaksın. Hasılatın, net hasılatın reel olarak %25 azalmasına karşın maliyetler %24-35 azalmış. Dolayısıyla gayri safi işletme karı %30-36'dan %29-81'e gerilemiş. Reel olarak %26-30 azalmış. Faaliyet giderlerinin payı stabil kalmış. 6.65-6.45, çok büyük bir fark yok. Dolayısıyla net faaliyet karlılık payı %23.70'den %23.36'ya gerilemiş.
olağan dışı gelirlerinin payı %4'ten %9'a yüksek oranda artmasının neticesinde esas faaliyet karlılık payı olağan gelirlerin payı %4'ten %9'a yüksek oranda artmasının neticesinde esas faaliyet karlılık payı %27,5'tan %32,5'a artış sağlamış. Olağan dışı gelirlerin, bakın, olağan dışı gelirlerin payı %2'den %16,5'a çok yüksek oranda artmasının neticesinde faiz vergi öncesi karlılık payı %27,60'dan %49'a çıkmış. Yani şirket gelirlerini olağan dışı gelirlerindeki artıştan elde etmiş. Yoksa esas faaliyet karlılık payı olağan gelirlerinin artışından kaynaklanmakta. Olağan faaliyetlerden gelirlerin artışından. Ama asıl kar olağan dışı gelirlerin payının çok yüksek oranda artışından kaynaklanmakta. %2'den %16,5'a çıkmasının neticesinde artmış. Ve sonra devreye finansman giderleri, maliyeti yüksek borçların arttığını pasif yapıda görmüştük. %1'den %1'e artmasının neticesinde vergi öncesi karlılık payı da %27,5'tan %48,14'e artarak gerçekleşmiş. Ve vergi giderleri bir önceki yıla göre stabil kalmış. 6,15,90, çok büyük fark yok. Dolayısıyla net dönem kar payı ana ortaklık payları da dahil %21,5'tan %42,24'e reel olarak %47,5 artış göstermiş. Satışların her 100 TL'sinin 1,29 TL'sinin ortaklara ya da içsel sermayeye aktarılacak payı cari dönemde yaklaşık 3 TL'ye artış göstermiş. Nakit akış tablosuna baktığımızda, evet, işletme faaliyetinden nakit girişi %341 oranında azalırken esas faaliyetlerden nakit girişi %85 artmış. Satışlardan giren nakitin %93,5 artışıyla, %100'ün altında kalmasıyla satılan malın maliyetinden kaynaklanan nakit çıkışını sağlayamadığını görüyoruz. Evet, vergi öncesi dönem karı %82, güzel bir oran. Nakit akışına göre düzeltilmiş kar da %98'den, o da güzel bir oran. Son kaynak kullanımına bakalım. Fonların %79'luk kısmı faaliyetlerinden elde edilmekte ki amortisman karı düşük kalmak kaydıyla gayet iyi. Evet, kaynaklarını faaliyetlerinden elde etmekte %79,27 ile ana kullanım %63 ile menkul kıymetler olmuş ve şirket yatırımlarına %11,73 kaynak aktarmış, fonlamış. Rasyolarına bakalım. Likidite oranları
artış eğiliminde. Evet, atıl kapasitekini mengule kıymete yatmış, hala likidite, atıl kapasitede bir nakde sahip şirket. Bunu değerlendirmek için yeni bir politika, projeler üretmek durumunda. Faaliyet oranları vasat, kaynak yaratma vasatın üzerinde, ama faiz ödeme gücünün artması gayet olumlu. Etkinlik oranları da vasatın altında kalmış. Tek tek bunları arkadaşlar geçmiş videolarda anlattık ne ifade ettiğini. Bakmadığınız yer, evet, hissenin değeri arkadaşlar. Olması gereken fiyatlarda. Yani bu hisseni düşmüş değil. Borsa düşmüş. Aslında borsa olması gereken fiyatlara doğru çekiliyor. Bu arada spekülatif olarak baskı altında tutulan hisselerde bunlardan payını alıyor. Ben de bundan oldukça memnunum. Çok memnunum. Güçlü bilanço, ucuz kalmış hisse, yatırımcının kısa vade, orta vade, uzun vadede yüzünü güldürecek birikimlerine sağlam bir getiri sağlayacak pozisyona hazırlar. Evet arkadaşlar, bir başka model şirkette, bir başka eğitim konusunda birlikte olmak üzere herkese iyi geceler.